Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere 5. üniteden, sözcük türlerinden, fiilimsilerle ilgili ikinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda isim fiiller, fiilden türeyen bir işin, oluşun, kılışın adı olan sözcüklerdir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiile yer verilmemiştir diyor. İsim fiiller maış, mak eklerini alırdı hatırlarsanız arkadaşlar. Seçeneklere bakalım. Türkü söylemeyi çok seven biriydi cümlesinde. Söylemek fiil. Bakın buradaki mame eki nedir? İsim fiil ekidir. Yine sevmek fiil. An en eki de nedir? Sıfat fiil ekidir. Bize isim fiili sormuştu. Buradaki mame eki isim fiil olduğu için A seçeneğini elemiş oluruz. Dağ yolunda yürümek oldukça zordur cümlesinde. Yürümek fiil, makmegeki isim fiil ekidir. Şuradaki dıkça dikçe de zarf fiil ekidir. Burada da isim fiil kullanılmış. O yüzden ben B seçeneğini denemiş olurum. Evin düzenli olmasına çok dikkat ederdi cümlesinde ise bakın olmak fiil, mame eki nedir? İsim fiil ekidir. Burada da kullanılmış. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. D seçeneği dursun. Çocuğun masal anlatması herkesi şaşırttı. Anlatmak fiil, mame eki burada da arkadaşlar isim fiil ekidir. Burada da isim fiil kullanılmış. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. D seçeneğine baktığımızda ise arkadaşından aldığı kitabı bulamayınca üzüldü cümlesinde. Almak fiil, dıktı geki nedir? Sıfat fiil ekidir. Yine bulamayınca ifadesinde ınca ince eki de zarf fiil eki olarak karşımıza çıkar. Bakın burada sıfat fiil var, zarf fiil var fakat isim fiil kullanılmamış. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ken zarf fiil eki ötekilerden farklı türde bir sözcüğe getirilmiştir diyor. Bakın ken zarf fiil ekinin farklı türde bir sözcüğe getirilmesini soruyor. A seçeneği dursun. Kardeşim bahçe duvarından atlarken düştü cümlesinde atlamak fiil, ken nedir burada? Zarf fiil ekidir ve fiil olan sözcüğe gelmiş. Bize yeni şeyler öğretirken çok mutlu olurdu cümlesinde öğretmek fiil, ken nedir arkadaşlar? Zarf fiil ekidir. Bakın burada da öğretmek fiiline gelmiş. Kitap okurken insan bir başka karaktere dönüşüyor. Okumak fiil, ken nedir? Zarf fiil ekidir. Bakın ken zarf fiil eki burada da fiile gelmiş. Şarkı dinlerken uzaklara dalıp giderdi cümlesinde dinlemek fiil ken nedir? Zarf fiil ekidir. Zarf fiil eki olan ken burada da dinlemek fiiline gelmiş. B, C, D ve E seçeneklerinde fiile geldiğini görüyoruz ken ekinin. A seçeneğine bakacak olursak 18 yaşındayken bu şehri terk etmiş cümlesinde yaş nedir arkadaşlar? Burada isim görevindedir. D'da bulunma hal eki, Y kaynaştırma, ken de nedir arkadaşlar? Normalde zarf fiil ekidir. Fakat fiilimsiler isme gelmeyeceği için buradaki ken eki ek fiil olarak kabul edilir. Ve isme geldiğini görüyoruz ekin. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ba fiil değildir demiş. Öğrenciler konuşmadan sıralarında oturuyorlardı cümlesinde bakın konuşmak fiil madam meden eki nedir burada? Zarf fiil ekidir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Çocukları dinlemeden yok yere azarladı cümlesinde dinlemek fiil madam meden eki burada da zarf fiil eki olarak kullanılmıştır. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. C seçeneği dursun. Gerekli çalışmalar yapılmadan başarıya ulaşılamaz ifadesinde yapmaktan yapılmak olmuş fiil. Madam meden eki de yine nedir burada? Zarf fiil ekidir. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Konuyu öğrenmeden yorum yapmanın anlamı yoktur cümlesinde öğrenmek fiil. Madam meden eki de arkadaşlar burada zarf fiil ekidir. Bundan dolayı biz E seçeneğini denemiş oluruz. Ama C seçeneğine bakacak olursak son araştırmadan hiç kimse memnun değildi cümlesinde. Bakın arkadaşlar, araştırmak nedir? Fiildir. Araştırmaktan araştırma olmuş. Şurası fiilden isim yapım ekidir. Araştırmak fiil ve
daha sonrasında araştırma isime dönüşmüş. Yani fiilden isim yapım eki almış. Dan nedir arkadaşlar burada? Ayrılma hal eki olarak karşımıza çıkar. Görmüş olduğunuz gibi burada madam meden eki zarf fiil eki olarak kullanılmamış. Biri fiilden isim yapım eki, diğer ise ayrılma hal eki olarak karşımıza çıkıyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem bağ fiil hem de sıfat fiil kullanılmıştır? Yani ikisinin birlikte kullanıldığı cümleyi soruyor arkadaşlar bize. A seçeneğine baktığımızda yalnızsam külümden yapılan bir hisar vardır cümlesinde yapılmak fiil an en eki nedir burada? Sıfat fiil ekidir. Sıfat fiil var fakat zarf fiil olmadığı için A seçeneğini elemiş oluruz. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır cümlesinde yine gelmek fiil an en eki nedir? Sıfat fiil ekidir. Burada da sıfat fiil var. Zarf fiil yok. Yani bağ fiil yok. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. Gün batsa ne olur? Geceyi onaran bir mimar vardır cümlesinde onarmak fiil an en eki nedir? Sıfat fiil ekidir. Burada da sıfat fiil kullanılmış. Burada da bağ fiil yok. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır cümlesinde ise er nedir arkadaşlar? Fiildir. Erden ermek olmuş. Makmek eki nedir? İsim fiil ekidir. Burada da isim fiil kullanılmış. Ne sıfat fiil var ne bağ fiil var. O yüzden ben D seçeneğini de elemiş olurum. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır cümlesinde ise özenmek fiil. Buradaki ıp ip eki zarf fiildir. Mısra isim, nasıl mısralar, söylenecek mısralar, söylenecek ifadesi burada niteleme sıfatıdır. Acak ecek eki de arkadaşlar sıfat fiil eki olarak karşımıza çıkar. Bakın hem sıfat fiil hem de zarf fiil yani bağ fiil kullanılmış. Bu yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde farklı türden fiilimsiler kullanılmıştır? Hastaya bakmaktan hasta olması yeğdir cümlesinde arkadaşlar bakmak fiil, makmek eki nedir burada? İsim fiil ekidir. Yine olması derken olmak fiil, mame eki isim fiil ekidir. Görmüş olduğunuz gibi burada iki tane isim fiil var. O yüzden ben A seçeneğini elemiş olurum. Çünkü farklı türde fiilimsi yok. Hasta yatan ölmez, eceli yeten ölür cümlesinde yatmak fiil, an en eki sıfat fiil ekidir. Yetmek fiil, an en eki burada da sıfat fiil ekidir. Burada da farklı türden fiilimsiler yok. İki tane sıfat fiil var. O yüzden B seçeneğini denemiş olurum. İstediğini söyleyen, istemediğini işitir cümlesinde istemek fiil, dıktık eki nedir burada? Sıfat fiil ekidir. Söylemek fiil, an en eki nedir? Sıfat fiil ekidir. İstemek fiil, dıktık eki sıfat fiil eki olarak karşımıza çıkar. Bakın 3 tane sıfat fiil var. Farklı türden bir fiilimsi yok. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Şuradaki arkadaşlar istemediğini derken mame de olumsuzluk ekidir. İsim fiil eki değildir. D seçeneğine baktığımızda ağlayanın malı gülene hayretmez. Arkadaşlar ağlamak fiil an en eki nedir? Sıfat fiil ekidir. Gülmek fiil an en eki nedir? Sıfat fiil ekidir. İki tane fiilimsi kullanılmış. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Araba devrilince yol gösteren çok olur. Bakın devrilmek nedir? Fiildir. İnce ince eki nedir arkadaşlar? Zarf fiil ekidir. Göstermek fiil. An en eki nedir? Sıfat fiil ekidir. Bakın iki tane fiilimsi kullanılmış. Birincisi zarf fiil. Diğeri ise sıfat fiil. Farklı türde iki tane fiilimsinin kullanıldığını görüyoruz. Bu yüzden de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Adlaşma sıfat fiiller isim gibi kullanılıp isimlerin aldığı çekim eklerini alabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır diyor. Bakalım arkadaşlar. İkinci yeniler anlaşılmaz şiirler yazmışlardır cümlesinde. Bakın anlaşılmak nedir? Fiildir. Mazmez eki nedir burada? Sıfat fiil ekidir. Çünkü şiirler sözcüğü isim nasıl şiirler? Anlaşılmaz şiirler. Anlaşılmaz sözcüğü burada niteleme sıfat olarak kullanılmış. Burada adlaşmış sıfat yok.
sıfat fiilekini alan sözcük niteleme sıfatına gelmiş. O yüzden ben A seçeneğini elemiş olurum. Artık dayanacak gücü kalmamıştı adamın ifadesinde. Güç isim, nasıl güç, dayanacak güç, niteleme sıfatıdır. Acak ecek eki de burada sıfat fiil ekidir. Bakın fiilimsi eki burada da niteleme sıfatına gelmiş. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. Verilen sözlerin tutulmaması bizi kızdırdı cümlesinde. Söz isim, nasıl sözler, verilen sözler, niteleme sıfatı, an en eki burada da sıfat fiildir. Fiilimsi eki burada da niteleme sıfatına gelmiş. C seçeneğini denemiş oluruz. Önümüzdeki hafta bitirilecek işlerin listesini verdi cümlesinde. İş isim, nasıl işler, bitirilecek işler, bitirilecek sözcüğü niteleme sıfatıdır. Acak ecek eki de burada sıfat fiil ekidir. Burada da sıfat fiil eki niteleme sıfatına gelmiş. O yüzden D seçeneğini de elemiş oluruz. E seçeneğine baktığımızda ise konuşanı dinlememek büyük bir saygısızlıktır cümlesinde. Konuşanı, yani konuşan insan arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi nasıl insan, konuşan insan. Nitelik bildiren sözcük ismin yerine geçtiği için konuşan sözcüğü nedir burada? Adlaşmış sıfat olarak karşımıza çıkar. Şuradaki an en eki de nedir? Sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla bakın buradaki sıfat fiil eki adlaşmış sıfata gelmiş. Yine şuradaki ı nedir arkadaşlar? Kimi dinlememek büyük bir saygısızlıktır? Konuşanı. Buradaki ı da karşımıza ne olarak çıkar? Belirtme hal eki olarak karşımıza çıkar. Bakın burada arkadaşlar açıklamaya uygun bir kullanım var. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 7. soru. Zarf fiiller cümlede fiili ya da başka fiilimsileri zaman veya durum yönünden niteleyen sözcüklerdir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil ötekilerden farklı bir anlam katmıştır? Gülünce gözlerinin içi gülüyordu genç kızın cümlesinde gülmek fiil, ince ince eki nedir arkadaşlar? Zarf fiil ekidir. Ne zaman gözlerinin içi gülüyordu genç kızın? Gülünce. İnce ince eki yani zarf fiil eki eklendiği sözcüğe ne anlamı katmış burada? Zaman anlamı katmış. Buraya geldik geleli onu hiç görmedim ifadesinde gelmek fiil. Alı eli nedir burada? Zarf fiil ekidir. Ne zamandır onu hiç görmedim? Buraya geldik geleli. Bakın buradaki alı eli de eklendiği sözcüğe ne anlamı katmış? Zaman anlamı katmış. C seçeneği dursun. Gün doğmadan yola çıkmamız gerekiyor cümlesinde doğmak fiil, madam meden eki, zarf fiil ekidir. Ne zaman yola çıkmamız gerekiyor? Gün doğmadan. Madam meden eki de burada eklendiği sözcüğe yine zaman anlamı katmış. Oraya gider gitmez bize haber vermelisin cümlesinde ise bakın şurada arkadaşlar remaz var. Remaz burada zarf fiil eki olarak karşımıza çıkar. Peki ne zaman haber vermelisin? Gider gitmez zarf fiil eki burada da eklendiği sözcüğe ne anlamı katıyor? Zaman anlamı katıyor. C seçeneğine baktığımızda ise bize haber vermeden İstanbul'a gitti cümlesinde vermek fiil, madam meden nedir arkadaşlar? Zarf fiil ekidir. Peki nasıl İstanbul'a gitmiş? Haber vermeden gitmiş. Dolayısıyla buradaki madam meden eki eklendiği sözcüğe, daha doğrusu fiile nasıl sorusuna cevap verdiği için eklendiği sözcüğe de durum anlamı katmış. Yani A, B, D ve E seçeneklerinde zaman anlamı katarken C seçeneğinde madam meden eki eklendiği sözcüğe durum anlamı katmıştır. Diğerlerinden farklıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 8. soru. Bazı sözcükler fiilimsi eki almasına rağmen fiilimsi özelliğini yitirip kalıcı adlar oluşturabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır? Akşamleyin ne yiyeceğine bir türlü karar veremedi cümlesinde bakın arkadaşlar yemek fiil, acak ecek eki nedir burada? Sıfat fiil ekidir ve sözcük fiil özelliğini yani fiilimsi özelliğini devam ettiriyor. Fiil özelliğini devam ettiriyor. Kalıcı isim olmamış, fiilimsi burada. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Her şeyi bana anlatacağını pek sanmıyorum cümlesinde anlatmak fiil, acak ecek eki nedir? Sıfat fiil ekidir. Bakın burada da arkadaşlar
sözcük fiil özelliğini devam ettiriyor. O yüzden burada da sıfat fiil eki aldığını görüyoruz. Bundan dolayı C seçeneğini denemiş oluruz. Öğrendiklerini tekrar etmezsen çalışman boşa gider cümlesinde ise burada arkadaşlar öğrenmek fiil, dıktık eki nedir? Sıfat fiil ekidir. Burada da sözcük fiil özelliğini devam ettiriyor. O yüzden fiilimsi olarak kabul ediyoruz. Bundan dolayı biz D seçeneğini denemiş oluruz. Daha önce görmediği bu adamla ne konuşacağını bilmiyordu cümlesinde ise görmediği derken dıktık eki sıfat fiil ekidir. Yine konuşacağını derken acak ecek eki nedir? Sıfat fiil ekidir. Bu sözcükler de fiil özelliğini devam ettirdiği için fiilimsi eki almıştır. Kalıcı isim olmamıştır. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. Fakat B seçeneğine geldiğimizde ise kışlık giyeceklerini topladı sonra dolaba bıraktı cümlesinde buradaki acak ecek eki normalde sıfat fiil ekidir. Fakat giyecek sözcüğü kalıplaşarak giysilerin adının yerini tuttuğu için arkadaşlar kalıcı isim olmuştur. Fiilimsi özelliğini yitirmiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı bir fiilimsidir demiş. Bakalım. Kurmayı sözcüğünde kurmak fiil, mame ekinidir arkadaşlar. İsim fiildir. 2 numara dursun. Öğrenmeyi derken öğrenmek fiil, mame ekinidir burada. Yine isim fiil ekidir. Beklemek fiil, makmek ekinidir. Burada da mayışmaktan isim fiili olduğunu görüyoruz. Bulmak fiil, mame ekinidir arkadaşlar. Bu da isim fiildir. Bakın 1, 3, 4 ve 5 isim fiil eki olarak kullanılmış. 2 numaralı sözcüğe baktığımızda ise becermek fiildir arkadaşlar. E burada nedir? E bilmek. Ekinin olumsuzunu görüyoruz. Şuradaki an en eki de arkadaşlar sıfat fiil eki olarak karşımıza çıkar. Anası mezar dikecekmişten. Dolayısıyla 2 numaralı ifadede sıfat fiil var. Diğerlerinde isim fiil olduğu için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 10. soru. Sıfat fiiller cümle içinde ya sıfat ya da adlaşma sıfat olarak kullanılır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? Söylenmemiş türküler var artık dilimde ifadesinde türkü isim. Nasıl türküler? Söylenmemiş türküler. Söylenmemiş ifadesi burada niteleme sıfatıdır. Miş eki de nedir arkadaşlar? Sıfat fiil ekidir. Sıfat fiil ekini alan sözcük niteleme sıfatı görevinde kullanılmış. Gidecek hiçbir yerim yok bu akşam cümlesinde yer isim, nasıl yer, gidecek yer, gidecek sözcüğü de burada niteleme sıfatıdır. Acak ecek eki de sıfat fiil eki olarak kullanılmıştır. Alınan kararlar çıldırtıyor yıllardır beni ifadesinde karar isim, nasıl karar, alınan sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. An en eki de nedir arkadaşlar? Sıfat fiil ekidir. Bakın burada da sıfat fiil ekini alan sözcük niteleme sıfatı olarak kullanılmış. Yapraklarını dökmüş dallar gibidir yüreğim ifadesinde dallar isim. Nasıl dallar? Yapraklarını dökmüş dallar. Niteleme sıfatı müş eki nedir? Sıfat fiil ekidir. Ve sıfat fiil ekini alan sözcük niteleme sıfatı olarak kullanılmış. Bakın arkadaşlar A, B, C ve D seçeneklerinde sıfat fiil ekini alan sözcükler niteleme sıfat olarak kullanılmış. E seçeneğine baktığımızda ise kaybolmuşların gözlerinde yitirdim umutlarını cümlesinde kaybolmuş insanlar desem arkadaşlar insanlar isim nasıl insanlar kaybolmuş insanlar. Nitelik bildiren sözcük insanlar kelimesinin yerine geçtiği için biz buna ne diyoruz? Adlaşmış sıfat diyoruz. Buradaki muş eki de ne ekidir? Anası mezar dikecekmişten sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla burada adlaşmış sıfatın sıfat fiil aldığını görüyoruz. Ya da sıfat fiil eki adlaşmış sıfata gelmiş. Diğerlerinden farklıdır. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu parçada fiilimsi görevli kaç sözcük kullanılmıştır? Temüral eski Türk geleneğini sürdürerek soy ve devlet bilgisini hafızasında tutar. Sorana hiç saklamadan olup bitenleri anlatırdı cümlesinde. Arkadaşlar şimdi dikkat edecek olursanız sürdürerek ifadesinde arak erek eki nedir burada?
arak eregeki zar fiilekidir. Soran kelimesinde an en eki sıfat fiilekidir. Saklamadan ifadesinde madam meden yine zar fiilekidir. Olup derken up ekinidir arkadaşlar. Up, up, üp zarf fiilekidir. Bitenleri derken de an en eki sıfat fiilekidir. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5 tane fiilimsinin kullanıldığını görüyoruz. O yüzden de doğru cevabımız 5 ifadesinin yer aldığı A seçeneği olacaktır. 12. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat fiil kendisinden sonra gelen sözcüğü nitelememiştir diyor. Seçeneklere bakalım. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım ifadesinde taş isim, nasıl taş, bekleyen sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. An en ekide arkadaşlar sıfat fiil ekidir. Burada sıfat fiil sözcüğü kendisinden sonra gelen ismi nitelemiştir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım ifadesinde nakış isim, nasıl nakış, dokunduğun nakış, dokunduğun ifadesi burada niteleme sıfatıdır. Dıktık eki de nedir? Sıfat fiil ekidir. Sıfat fiil eki alan sözcük kendisinden sonra gelen ismi nitelediği için B seçeneğini denemiş oluruz. C seçeneği dursun. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım ifadesinde kuş isim, nasıl kuş, özleyen kuş, niteleme sıfatı, an en eki de nedir? Sıfat fiil ekidir. Sıfat fiil eki kendisinden sonra gelen ismi nitelediği için D seçeneğini denemiş oluruz. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım ifadesinde arkadaşlar kumaş isim, nasıl kumaş, okşadığın kumaş. Okşadığın ifadesi burada da niteleme sıfatı görevindedir. Dıktık eki de nedir? Sıfat fiil ekidir. Görmüş olduğunuz gibi sıfat fiil eki alan sözcük burada yine ismi belirtmiş. O yüzden biz E seçeneğini denemiş oluruz. Fakat C seçeneğine baktığımızda yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım ifadesinde arkadaşlar bakın burada görmüş sözcüğündeki müş eki nedir? Sıfat fiil ekidir. Seni görmüş bir insan da ben olsaydım desem nitelik bildiren sözcük insan kelimesinin yerine geçtiği için görmüş sözcüğü burada nedir arkadaşlar? Adlaşmış sıfattır. Herhangi bir ismi nitelemediğini görüyoruz. Aksine nitelik bildiren sözcük ismin yerine geçmiş ve sıfat fiil eki almıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 13. soru. Bu parçada numaralanmış zarf fiillerden hangisi cümleye ötekilerden farklı bir anlam katmıştır diyor. Çala çala geçtiğini derken bakın arkadaşlar şuradaki AA'lar nedir? Buradaki AA'lar zarf fiil ekidir. Peki geçtiğini sözcüğü de fiilimsi olarak karşımıza çıkar. Dıktık nedir burada? Sıfat fiil ekidir. Soralım. Nasıl geçtiğini çala çala. Çala çala ifadesi burada fiilimsiye sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için nedir? Durum zarfıdır arkadaşlar. Buradaki zarf fiiller cümleye durum anlamı katmış. 2 numara dursun isterseniz. Dinlemeden edemem ifadesinde. Bakın dinlemek fiil. Madam meden eki nedir burada? Zarf fiil ekidir. Etmek de fiildir. Peki nasıl edemem? Dinlemeden edemem. Bakın dinlemeden sözcüğü de fiile sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için burası da durum zarfı olarak karşımıza çıkar. 4 numaraya bakalım. Süzülerek gidiş demiş. Süzülmek fiil. Arak erek eki nedir? Bu da zarf fiil ekidir. Gitmek fiildir. Gitmekten gidiş olmuş. Bakın mayışmaktan isim fiil ekini almış. Dolayısıyla burası da fiilimsidir. Nasıl gidiş? Süzülerek. Fiilimsiye sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için süzülerek kelimesi de durum zarfı olarak kullanılmıştır. Fiilimsi burada da eklendiği sözcüğe durum anlamı katmıştır. 5 numaraya baktığımızda ise akıp gidiyor. Akmak fiil. Ip nedir? Zarf fiil ekidir. Gitmek nedir? Fiildir. Nasıl gidiyor? Akıp gidiyor. Akıp sözcüğü de burada durum zarfıdır ve cümlede durum anlamı katmış zarf fiil. Arkadaşlar A seçeneğinde yani 1 numaralı sözcük, 3 numaralı sözcük, 4 numaralı sözcük ve 5 numaralı sözcüklerde zarf fiiller eklendiği sözcüğe durum anlamı katmış. 2 numaralı sözcüğe bakacak olursak duymak fiil, ince ince eki nedir burada? Zarf fiil ekidir. Peki duyunca ne yaparsınız demiş. Yapmak fiil,
ne zaman ne yaparsınız? Duyunca. Buradaki zarf fiileki eklendiği sözcüğe bakın, zaman anlamı katmış çünkü sözcük zaman zarfı görevinde. Diğerlerinden farklı olduğunu görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik, 14. soruya. 14. soruda bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir diyor. Görünen bir kanı derken kanı isim. Nasıl kanı? Görünen kanı. Görünen sözcüğü bakın burada niteleme sıfatı. Görünmek fiil. An en eki de nedir? Sıfat fiil ekidir. Fiilimsinin kullanıldığını görüyoruz. O yüzden 5'i elemiş oluruz. Titreyerek ifadesinde titremek fiil. Y kaynaştırma harfi. Arak erek eki de zarf fiil ekidir. Burada da fiilimsi kullanılmış. O yüzden 4'ü de elemiş oluruz. Kuş uçmaz yoldan derken yol isim. Nasıl yol? Kuş uçmaz yol. Bakın burası arkadaşlar nedir? Komple niteleme sıfatıdır. Uçmak fiil. Mazmezeki burada anası mezar dikecekmişten sözcük niteleme sıfatı olduğu için burası da sıfat fiil ekidir. Burada da kullanıldığını görüyoruz. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Duyulan derken duyulmak fiildir. An en eki nedir arkadaşlar? Anası mezar dikecekmişten sıfat fiil ekidir. Burada da fiilimsi kullanılmış. O yüzden biz 2'yi de elemiş oluruz. Arkadaşlar baygın ifadesinde bakın. Baymak fiildir. Baymaktan baygın olmuş. Yani fiilden isim yapım eki almış. Gın gin diye bizim bir fiilimsi ekimiz yok. O yüzden doğru cevabımız 1 numaranın yer aldığı A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir testin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.